Sene 2002. İki kardeş, Tarn Adams ve Zack Adams, kendi hayalleri olan bir projeye başlıyorlar. Babalarının bilgisayar ve kodlama merakının bir sonucu olarak 5-6 yaşlarından beri adeta damarlarına işleyen oyun kodlama merakı ve bunu gerçek hayata olabildiğince yakın biçimde bir simülasyon yaratarak gerçekleştirme hayali, hayatlarının 20 senesini bu işe vakfetmelerine yol açıyor. Vakfetmek diyorum çünkü çok yakın bir zamana kadar Adams kardeşlerin yarattığı bu aşırı detaylı üst kurma oyunu tüm dünyadan oyunculara kendi sitelerinden ücretsiz olarak sunuluyordu. Dwarf Fortress'ın bu bedava sürümü yine ulaşılabilir olacak ama bir de Steam Edition adı altında modern kontroller, arayüz ve yeni grafik seti sunan bir versiyonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Aradaki bu ayrımlara falan geleceğiz ama isterseniz önce Dwarf Fortress nedir onu bir konuşalım, zira bu derin bir konu. Dwarf Fortress, korkunç düzeyde detaylı bir üs kurma, kaynak toplama, üretim yapma ve stok yönetimi oyunu ve şimdi hazır olun, başta Minecraft olmak üzere RimWorld, Prison Architect, Oxygen Not Included gibi büyük ses getiren birçok oyununda esinlendiği zatı şahane oyundur kendisi. Tüm dünya gibi Türkiye'de de inanılmaz bir popülerliğe ulaşan, özellikle Minecraft ve RimWorld gibi oyunları oynayan oyuncular bazen "Aa bu oyun RimWorld'den çalmış, aa Minecraft'ın fikrini araklamış" gibi tepkiler verebiliyor. Buradan bu bilgi eksikliğini düzeltelim. Hayır arkadaşım, tam aksine hepsinin anasıdır Dwarf Fortress ve işin daha da ilginç yanı hepsinden de çok daha detaylıdır. Şimdi de isterseniz bu Amerikan Tarih Müzesi'nde sergilenen başyapıtın detaylarını ve özellikle simülasyon tarafını biraz konuşalım. Oyuna ilk başlarken oyun önce yeryüzü katmanlarını yaratıyor. Bunu Minecraft'taki Z seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Burada da Z seviyesi olarak geçiyor. Ve her bir katta onlarca değişik taş oluşturuluyor. Bunlar derinliklerine göre de değişiyor. Kimisi demir cevheri içeriyor, kimisi bakır, kimisi altın ve daha niceleri. Bu jeolojik oluşumdan sonra verdiğimiz parametrelere göre bir dünya yaratılıyor ve bu dünyanın bir de geçmişi, tarihi oluşturuluyor. Diyelim 100 yıllık bir dünya istedik. Oyun olayları yıl yıl işleyerek 100 senelik bütünsel bir tarih ortaya koyuyor. Bu süre içinde krallar yükseliyor, savaşlar çıkıyor, efsanevi yaratıklarla dövüşen efsanevi kişilikler var oluyor, krallıklar düşüyor, farklı ırklar savaşıyor, barışıyor ve siz bütün bu olayların özneleriyle ilgili okuyabiliyorsunuz. Bildiğimiz alternatif bir dünya, öyle değil mi? Buradan itibaren filtre kullanarak istediğimiz taş katmanlarına, diğer yerleşimlere mesafemize, ormanlara, nehirlere göre kalemizi kuracağımız yeri seçiyoruz. 7 kişilik bir cüce keşif ekibimizle birlikte haritada oyuna başlıyoruz ve başlıyoruz cücelerin en iyi yaptığı şeyi yapmaya, hep daha derine ve büyük bir açgözlülükle kazmaya. Bu noktadan sonra amacımız cücelerimize refah ve güven dolu bir hayat sunmak için güzel bir üs kurmak ve iş yönetimi yapmak. Diğer uygarlıklar, elfler, insanlar ve diğer cüce dostlarımız bize belli aralıklarla ticaret kervanı gönderiyorlar. Biz de muhteşem taş kupa endüstrimizle onları taş kupaya boğuyor, karşılığında da getirdiklerini satın alıyoruz. Taş kupa Dwarf Fortress topluluğunda bir nevi yazılı olmayan esprili bir kural arkadaşlar. Yoksa ne istiyorsanız onu satabilirsiniz. Seçenekler çok çok fazla. Tabii ki hayat hiçbir zaman güllük gülistanlık değil. Bazen çok ağaç kesmemize bozulan elfler, bazen zaten karaktersiz olan goblinler, bazen herhangi bir nedenden insanlarla birbirimize giriyoruz. Biz onlara ya da onlar bize kötü niyetli ziyaretlerde bulunabiliyoruz. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu dertlerimizin en hafifi. Bazen bir bukalemun adam saldırısına uğruyoruz. Kolayca üstesinden gelsek de dövüş sırasında ısırılan cücelerimiz dolunayda tek tek bukalemun adama dönüşüyor ve kalenin içinden gelen bu tehditle ortalık kan gölüne dönüyor. Cenazesini kaldıramadığımız cüceler hayalet olarak kalemize musallat olup milleti korkutuyor. Diğer aksiliklerin yanı sıra bir de korkan cücelerimiz daha çok aksileşiyor ve öfke nöbeti denilen bir şeye tutuluyorlar. Diğer cücelere saldırıyor, ortalığı yakıp yıkıyorlar. Bunu gören diğer cüceler de durur mu? Bu öfke sarmalına kale kaybetmek çok klasik bir olay. Yani buradan çıkan sonuç şu arkadaşlar, cücelerinizi mutlu etmelisiniz. Cüceleri mutlu etmenin en başlıca yolları ise onlara sınırsız içki sunabilmek, zira kendileri su içmekten nefret ediyorlar. Temiz ve kaliteli kıyafetler giymek istiyorlar. Farklı inançlara sahip olan cüceler tapınak talebinde bulunuyorlar. İş kolları için lonca odaları kurmanızı istiyorlar. Bir de ölen dostlarının cesetlerini görmek onları çok mutsuz ediyor. Bu yüzden de hayata veda eden yoldaşları için düzgün mezar odaları yapmalısınız. Bir de önemli yönetici pozisyonlarında çalışan ya da düpedüz soylu olan cüceleriniz için özel hazırlanmış çalışma, yemek ve yatak odaları kurmalısınız. Bu odalarda çok daha kaliteli mobilyalar, hatta duvarlara özel süslemeler yapmamız gerekiyor ki arkadaşların egoları tatmin olsun. Yoksa tüm kaleye hayatı dar edebiliyorlar. Dwarf Fortress'ta her bir canlının serçe parmağından saç teline kadar
Her şey simüle ediliyor. Öyle HP falan yok. Bir canlı yaşamsal organlarına darbe alırsa ya da vücudundaki kanın belli bir oranını kaybederse hayata veda ediyor. Tarn Adams'ın anlattığı şu hikaye bize bu simülasyonun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. There was one story about a very typical ending for Dwarf Fortress's demon invasion, right? Where the demons charged into the fortress from the bottom because you dig too deep, right? That's what dwarves do, dig too deep, delve too greedily or whatever. And the demons pour into the fortress. There was a battle on a bridge, and the last dwarf that the... I'm kind of like conflating different details and so forth because, you know, it's not that important. But the last dwarf killed one of the sort of main named demons that was causing trouble in the fortress, but at the time fell off the bridge, landed, you know, quite a long way down, broke his leg, and was sitting there waiting to starve to death. Last dwarf in the fortress, demons couldn't get to him or didn't know he was there. And so the player, of course, we're leaving the player out of this, the player who had been ordering these attacks and trying to save their fortress, has this dwarf now sitting at the bottom of this chasm, having had this giant invasion and is just watching the demons kind of go around, wreck their furniture, and there's no dwarves left. And so they decided, you know, how are we going to cap off this fortress? And they said, let's engrave the wall. Let's order this dwarf, let's change their job to be an engraver, and let's have them engrave the wall. With some final engraving, and the dwarf sat there and started engraving on the wall and made a mural of them killing the demon that they killed before they fell over. You can kind of put that together then. It's okay, this is their last act of defiance and memory for this fortress, right? But the thing is, that had like a 30% chance to just be a piece of cheese or something. So it's... RimWorld ve benzeri tüm oyunlarda oyun arka planda oyuncunun durumunu değerlendirir ve ona göre durumlar yaratır. Dünyanın merkezine oyuncuyu koyar. Fakat Dwarf Fortress'ta oyuncu dünyanın umurunda değildir. Onun bir tarihi, bu tarihin içindeki uygarlıkları, o uygarlıkların kendi ajandası vardır. Yaratıklar takip ettikleri yola göre her an her yerde olabilirler. Eğer bir Necromancer kulesinin yanına yerleşirseniz zombi sorunu yaşamanız çok muhtemeldir. Dwarf Fortress, ya bu çocuk yeni oynamaya başladı biraz izin vereyim de bir düzenini kursun demez. Fena çarpar. Şu durmadan sorulan soru var ya hani, acaba bir simülasyonda mı yaşıyoruz diye. Bunu bilmemize imkan yok. Bu da işi bir paradoks haline getiriyor. Tek bildiğimiz şey bunun bilim tarafından yanlışlanamayan bir teori olduğu. İşte bu karınca çiftliğinin, bu kendi simülasyonumuza en benzer şeyin oyun olarak karşımıza çıktığı şeyin adıdır Dwarf Fortress. Bir tanedir, değerlidir. Ve o kadar zor ve o kadar detaylıdır ki, ve kaybetmesi o kadar kolaydır ve bunun o kadar çok yolu vardır ki, bu oyunun bir de mottosu vardır. Kaybetmek eğlencelidir. Kimi zaman bir kuşatmaya, kimi zaman biten içki sonucu isyan eden cücelere, kimi zaman gizemli bir hastalığa, kimi zaman su baskınına, kimi zaman lavlara, kimi zaman kadim bir yaratığa, çok derin kazarsanız kimi zaman da meşhur yeraltı sirkine yenileceksiniz. Zaten Dwarf Fortress'ı kazanmak diye bir şey yok. Bütün olay bir tarih yazmakta. Başlamak isteyen arkadaşlara duyurulur. Son olarak gelelim free versiyonla Steam üzerinde yeni satışa sunulan versiyonun arasındaki farklara. Şu an için en güncel versiyon Steam'deki. Fakat Adams kardeşler kesin olarak iki versiyonun da paralel olarak aynı anda geliştirileceğini ve özelliklerin neredeyse tamamen ortak olacağını söylüyorlar. Free versiyon mod olarak inanılmaz zengin ama gel gelelim kurulum konusu az biraz uğraştırıcı olabiliyor. Aynı zamanda free versiyonda hazır bir grafik seti yok. Oyun ASCII karakterlerini kullanarak görselleştiriliyor ki bu da anlaması çok zor ve gözü yoran bir stil. Tabii ki third party birçok grafik seti modu var. İstediğinizi seçip indirebilirsiniz. Free versiyonda yeni mouse kontrolü ve yeni arayüz henüz yok ama geleceği söyleniyor. Free'de bir de yeni çıkan soundtrack yok. Onun dışında free'de olan ama ücretli versiyonda henüz eksik kalan bir iki şey de var. Örneğin combat geçmişine istediğimiz zaman bakamıyoruz ancak yanda çıkan duyuru balonunda okuyabiliyoruz. Bu gibi küçük şeyler de zamanla tamamlanacaktır. Bana göre Steam versiyonunu satın almak için birkaç motivasyon var. Bence böyle büyük bir emeğe değerinin verilmesi ve böylesine kültleşmiş bir oyunu kütüphanenize eklemek bunların başında geliyor. Bir diğeri ise kullanım kolaylığı. Direkt yükleyip hoş bir grafik setiyle oynamaya başlamak, Steam atölyesinden modları kolayca indirmek ve update'leri otomatik olarak almak da bu başlığa dahil. Dinlemesi çok hoş ve oyuna çok uyan bir soundtrack'e sahip olmak da fena bir sebep değil açıkçası. Ancak yine de free versiyonu deneyin, ondan sonra karar verin derim. Yıllarca free'sini oynamış biri olarak yeni arayüz ve mouse desteği bana ilaç gibi geldi ama klavye kısa yollarına alışmış veteranlar için fark etmeyecektir. Şunu da belirteyim, Steam Edition'da nispeten faydalı bir tutorial var ve inanın bana yeni başlıyorsanız eğer bu oyunda tutoriale ihtiyacınız olacak.
Yine de süper detaylı wikisinden de yolunuzu bulabilirsiniz. Oyunun fiyatı ilk çıkışta 245 TL olarak belirlenmişti. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan kafaları karışmış olacak ki, gelen tepki ve itirazlara karşı cevap verirken ne yapacaklarını bilememiş bir halleri vardı. Aynı şekilde başta Arjantin olmak üzere dünyanın başka yerlerinden de, hatta ekonomisi iyi olan yerlerden bile uyarı alınca, yeni bir fiyat ayarlamasına giderek oyunu 165 TL'ye indirdiler. Ülkemiz için hala yüksek sayılabilecek bir fiyat olmasına rağmen itirazları dikkate almış olmaları ve daha da önemlisi, bir şeye ses çıkarıp fiyatını düzelttirmek hoş bir anekdot oldu bence. Ayrıca Dwarf Fortress bu parayı tamamen hak ediyor, bunu da söylemek lazım. Bu aralar sardığım kimisi yeni, kimisi nispeten eski oyunları ele almaya devam edeceğiz. Çok acayip oyunlar var. Sıradaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.